Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir çörek tarifi yaptık. Çöreğimizi yaptık, yedik, kahvaltımızı yaptık. Açılışımızı sonra bıraktık. Çünkü bizim damat bugün gece çok sancılanmış. Sabah Abdurrahim'le şeye gittiler. Hastaneye gittiler. Herhalde ameliyat yerinde ödem oluşmuş. Onu hastaneye almışlar. 2-3 saat bir ilaç vermişler. Onlar gelene kadar bize çöreği yaptık. Kahvaltı hazırladık derken onlar geldi, kahvaltı oturduk, açılışımız geç kaldı. Şimdi çöreğimizi yedik, yemediğimiz yerden şöyle bir parçası kesip göstereceğim. Çok güzel bir tarif, mutlaka yapın, deneyin, pamuk gibi. Valla şu kenarından, zaten şey görünce şey yaparsınız arkadaşlar. Şimdi altı, üstü çok güzel pişmiş. Aralarına bakın. Hiç hamur namına bir şey yok. Pamuk gibi. Tel tel. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenerek, severek yaparsanız. İyi seyirler diliyorum. Videomuza geçelim. Evet, şimdi malzemelerimizden 3 su bardağı ılık sütümüz var. Sütümüzü ılıttım. Hatta sütümüz bayağı soğumaya bile başlamış. Abdurrahim geldi hastaneden. Uğur bugün arkadaşlar, bizim damat bizim evde kalıyordu. Nazik'in eşi. Bugün sabah da hiç uyuyamamış. Herhalde dikiş yerinde ödeme oluşmuş. İnşallah tez zamanda atladı. Doktor geri olmuş, şimdi hastaneye almış da 3 saat falan ilaç vereceklermiş. Abdurrahim geldi, şimdi bir şeyler aldı evde. Herhalde bir şey unuttu, geri zile basıyor. Şöyle şimdi 3 su bardağı sütümüz var. 1,5 su bardağı sıvı yağımız var. Şöyle 2 tane yumurtamız. Sarısının birini ayırdım, beyazına kattım. Şöyle 2 yemek kaşığı da şeker atalım. Şekerimizi unutmuştuk. Mayam var şöyle 10 gram. Onun bir bütün. İkinci mayamın da şöyle yarısını dökeceğim. 1,5 paket maya kullandık. Çünkü hamurumuz cıvık olacağı için hamurumuzun güzel kabarması gerekiyor. Malzemelerimizi böyle kattıktan sonra unumuz var 7 bardak. İlk bardağını şöyle katıp elimde yoğurmayacağım önce. Şöyle güzelce unumuzu dağıtacağım, içinde pat pat olmasın. Sürekli karıştıralım. Şöyle yavaş yavaş ilave ederek. Bu çöreği tandır fırında yapacağımız mükemmel oluyor arkadaşlar. Tabii ki bizim buralarda tandır olmadığı için normal şeyimizde yapıyoruz biz, fırınımızda. Şimdi şunu kenara alayım. Karıştırıcıyla karıştırın. Tahta kaşık falan karıştırırsanız top top oluyor. İlk başta böyle karıştırın, sonra tahta kaşık alırsınız elinize. Onunla devam edersiniz. Ben de aynısını yapacağım çünkü. Şöyle biraz daha karıştırın. Biraz daha ilave ettim. Şimdi diyeceksiniz ki bu lapla sen yoğurmayı severdin, ne oldu? Hamurumuz cıvık olacağı için elime yapışmasın istedim. Ama bana güven olmaz, bakarım hamura elimi sokmuşumdur. Hemen şu çırpıcımı çıkarttım içinde. Şimdi geri kalan unumuzu şöyle tahta kaşığımızla karıştıralım.
Yapışkan bir hamur arkadaşlar, cıvık olduğu için. Çıtıra çıtıra yiyelim de yoğurmuş gibi. Biraz daha onu ilave edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum çok güzel oldu. Elim hiç değmedim. Aşağıya şöyle çıtıra çıtıra yoğurdum. Zaten dediğim gibi yumuşak bir çörek elde etmek için hamurumuz da yumuşak olması lazım. Bayağı bir yoğurdum. Yalnız ben bunun tuzunu unutmuşum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzum vardı bunun içinde. Sonra da ilave ettim. Onun için biraz daha fazla yoğurmak zorunda kaldım tuz erisin diye. Açıklama kısmına yazacağım tuzumu, inşallah siz unutmadan baştan katarsınız. Unumla birleştirin dedim. Bu arada unutmuşum. Yeterli. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel oldu. Şimdi bunun ağzını kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, şöyle bir kase beyaz peynirimiz var. Bunun içine şöyle küçük bir tutam maydanoz temizledim, yıkadım. Şöyle ince ince doğrayacağım. Ayrı koyacağım onu. İsterseniz bunun içine yeşil biber de çok yakışıyor. Yeşil soğan. Neyi tercih ederseniz onu doğrayın içine. Biz bugünkü hakkımızı maydanozdan yana kullanıyoruz. Ramazan nasıl olsa yok okulda. İçine patates yapabilirsiniz. Zeytin yapabilirsiniz. Evet, her şey yakışıyor. Ne yaparsanız. Tabii tabii, iç harcında arkadaşlar her şey gidiyor hamur işinde, iç harcı. Siz neyi severseniz onu kullanın. Şöyle biraz da kaşarımız var. Beyaz peynirimizi ezelim. Bunları ben hazırlayayım hamuruma geçmeden önce. Hamurumun mayası gayet güzel geldi. Yeterli. Bunu hemen şöyle kenara alıp ellerimi yıkayıp hamuruma başlayacağım. Şöyle hamurumu da getirdim. Hamurumu görüyorsunuz gayet güzel kabardı. Hamurum cıvık olduğu için elimi şöyle biraz yağa bandırıp yağıyla toparlayacağım. Şu şekil. Hemen şöyle hazırlamış olduğum tepsimi. Aldım. Hiç yoğurmayacağım. Zaten kenarlarını toplarken havasını aldım. Şimdi şöyle tekrardan elimizi yağımıza değdirelim ki hamurumuz yapışmasın. Etrafına girecek şekilde yayalım arkadaşlar. Şöyle hamurumuz pek güzel olmuş, pıtır pıtır patlıyor elimde gördüğünüz gibi aralarında. Şunları hemen şöyle altına bükelim çünkü pişerken sıcaklıkla, fırına sıcağıyla üzerine çıkıyor. Şimdi ben bunu üzerini kapatıp 10 dakika bekleteceğim tepsi mayasını alsın. Ondan sonra peynirlerimi koyacağım arkadaşlar. Şu şekil. Evet canlar, hamurumu üzerini şöyle açayım. 15 dakika kadar beklettim. Üzerine şöyle yağlı kağıt kapatmıştım yapışmasın diye. Gayet güzel kabarmış. Şöyle yağımızla elimizi dokundurarak yapışmasın.
yumuşak bir hamur olduğu için çok güzel olacak çüreğimiz. Açma yaptığımı zannediyordum, inanır mısın? Nazik hala açma yapıyor zannediyormuş beni. Çörek çörek kızı. Oralara peynir mi koyacaksın? Ha, peynir koyacağım. Şu şekil kenarlarını ayırdım. Buraya da pide şeklinde şöyle yan yapacağım. Görselin istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Altı o kadar şöyle patladım. Burada hava almış alttan. Şu şekil gördüğünüz gibi pek güzel oldu. Şimdi katlarımızın arasına şöyle peynirimizi hatta elimizle şöyle bastıralım. Her katımızın arasına bu şekil yapalım. Her tarafına gelecek şekilde peynirimizi koydum ara katlarına. Şöyle elimle de bastırdım. Şimdi üzerine şöyle incecik de kaşarımızla gidelim. Kaşar da çok güzel yakışıyor bunun üzerine. Hiç mayasını kaçırmadan. Evet, hamurlarımızı içine doldurduk. Şöyle hatta şurada nazik attı, hızlı yapalım diye acıkmışlar bizimkiler. Şöyle mayasını kaçırmadık, kenarlarına sürmeden hiç. Elimizi sadece orta kısımlarını boşluklar doldurduk. Bir tane yumurtamızın sarısını ayırmıştım. Onu da şöyle üzerine mayasını kaçırmadan yavaş yavaş. Hamur çok yumuşak olduğu için hemen kenarlar çöküyor, o yüzden yavaş yavaş sürüyorum. Geri kalan yumurtamızı şöyle kenarına. Fırınımı 175 dereceye ayırdım arkadaşlar, ayarladım. Çok yüksek ayarda pişirmeyeceğim. Hamurumuz çok yumuşak çünkü. Çok da düşüğe getirmeyin. O zaman da sert pişer. 175 derece gayet güzel ayar. Yumurtamız tam yetti. Hemen şöyle çüreğimizi fırınımıza gönderelim. Evet canlar, çüreğimizin güzelliğine bir bakın. O kadar fosur fosur kabarmış ki baklava dilimi gibi. Gerçekten süper oldu.
tepsimi taşıdı yani. Tepsimi geçti, şöyle görüyorsunuz şişmesi. Ortaları beyaz gibi olduğuna bakmayın. Orada kaşar peynir var. 2 dakika daha dursun, çıkartacağım hemen. Gördüğünüz gibi çöreğimiz çok güzel pişti. Pamuk gibi şöyle yumuşacık. Biraz sus aşkım. Şimdi alt kısmını da göstereyim. Şu an çok sıcak. O yüzden biraz bekleteceğim. Beğendiyseniz kanalımıza kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız sevinirik. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın. Evet, şöyle hemen ekmeğimizi, oh mis gibi, ara katlarını görüyorsunuz. Pamuk gibi olmuş. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi tel tel pişti. Baş başa şu arasında şöyle gösterir misin Nazikci? Tabii. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirik değerli takipçilerim. Ben bunu şu an bölmüyorum. Çok sıcak hamur yapmak istemiyorum. Az bir su olsun, ondan sonra servise hazırlayacağım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir.